Şipşak'ın 9. bölümünden herkese merhaba. Bir önceki bölümde fotoğraf makinaları üzerindeki çekim modları konusunda değinmiştim. Dinlemediyseniz bir önceki bölüme gidebilirsiniz. Bugün de objektiflerin üstlerinde yer alan kısaltmalarla ilgili bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz bunlar işte çok fazla kafa karıştıran, çok fazla harften oluşan kısaltmalar. Yavaş yavaş onlara gireceğim. Bu bir podcast dahadır. Mediapod iletişim için mediapod.com ya da at medyapod. Öncelikle Canon objektif kısaltmalarından başlamak istiyorum. Çünkü çok fazla lens modeli olduğu için bunların üzerlerindeki kısaltmaların ilk olanı Canon'lardan başlayacağım. Birazcık tanımsal anlamda gidecek ee, belki sıkabilir sizi ama ne anlama geldiklerini tam olarak bu şekilde anlatabilirim. Hemen başlayalım o zaman. Canon objektif yani lens kısaltmalarının ilk başında AFD var. AFD Arc From Drive. Canon'da USM'den önceki daha yavaş ve gürültülü otomatik netleme mekanizmasının adıdır. E, AL asferik lens anlamındadır. Renk sapmalarını önlemek amacıyla kullanılan elemanları barındıran objektiflerdir. CA Circular Aperture normalde kromatik aberration için kullanılan bu kısaltma Canon'da circular aperture olarak kullanılmış. Diyafram açıklığının mümkün mertebe dairesel olması için diyafram bıçaklarının tasarımı özel olarak yapılmıştır. DO Diffractive Optics renk sapmalarını azaltıp optik performansı artırırken daha kısa ve daha hafif telefoto objektif üretimi için Canon tarafından geliştirilen bir optik teknolojidir. E, EF dediğimiz elektronik fokus Elektronik olarak netleme yapabilen anlamındadır. Yani elektronik olarak netleme yapabilir. EOS fotoğraf makinelerinin objektif bağlantı sistemidir. EF-S var bir de. Bu da APS-C boyutundaki sensöre sahip makineler için özel üretilen objektiflerde bulunur. Bu tip objektifler FX yani full frame olan gövdelerde tam olarak kullanılamazlar. IS var bir de. IS diye yazılır. Bunları zaten genellikle e, üzerlerinde görürsünüz. Ön kısmında küçük siyah yerde objektiflerinizin görürsünüz. IS-1, IS-2, IS-3 tarzında modelleri de çıkmıştır. Bu da Image Stabilization yani görüntü dengeleyici anlamına gelir. Bu görüntü dengeleyici sistem ya da titreşim önleyici olarak da adlandırılabiliriz. Objektif içindeki optik elemanların hareket ettirilmesiyle doğal olan el titreme ve oynamalarının fotoğrafta etki etmemesini sağlar. Yani herhangi bir Titreşimi engellemek amacıyla üretilmiş lenslerdir bunlar. E, L diye adlandırılan da Luxury, Canon'un en üst sınıf objektiflerini temsil eder. Metal gövdeli, suya ve toza karşı korumalıdırlar. Bu tip objektiflerde en az bir florit ve bir asferik Ultra Dispersion UD veya Super UD optik eleman bulunmaktadır. Makro, Canon'un makro özellikle 1 bölü 1 yakınlaştırma sağlayan objektiflerinde kullanılır. Üzerlerinde görürsünüz makro diye yazar lensin. Yine mp -E, makrofoto diye adlandırılır. Makro fotoğrafçılık için özel olarak üretilen otomatik netleme mekanizmalarının bulunmadığı objektifler için kullanılır. Bunlar STM de görürsünüz çok sıklıkla. Stepping motor video çekimi esnasında yumuşak ve sessiz otomatik netleme yapmayı sağlar. TS-RE til çift bakış açısı ve alan derinliği kontrolü sağlayan özel amaçlı objektifler için kullanılır. Genelde e, bina, büyük bina çekimlerinde kullanıldığını görmüştüm. USM ultrasonik motor anlamına gelir. Az önce bahsetmiştim ilk açıklamaya başladığımda. Bu da içerisinde bulunan ultrasonik motor vasıtasıyla netleme gerçekleştiren objektiflerde bulunan bir ibaredir. Peki DC var bir de son olarak bundan bahsedeceğim. Canon objektiflerde genelde bulunan DC sadece crop sensörlü gövdelerde kullanılan objektiflerdir. FX yani full frame gövdelerde kullanılamaz. Kullanılmaz daha doğrusu. Bunlar Canon'un kısaltmaları. Canon'un objektiflerin üzerinde yer alan kısaltmalar. Bir de Nikon'u inceleyelim. Hemen Nikon objektif kısaltmalarına başlayalım. Ee, AI, otomatik indexing, Eski bir Nikon objektif standardı aslında. Otomatik indekslemeye sahip Nikon objektifler diyafram değeri gövdeye otomatik olarak aktarılır. AI-S Automatic Indexing Modified diye açılımı. Eski bir Nikon objektif standardı bu da. Otomatik indekslemeye sahip ve diyafram değeri gövdeden ayarlanıp objektife iletilebiliyor. AI-P Otomatik netleme mekanizması olmayan fakat içerisinde CPU barındırdığından ışık ölçüm bilgisini gövdeye iletebilen objektiflerdir. AF otofokus anlamına gelir. Otomatik netleme anlamındadır. Yalnızca AF yazan objektifler fotoğraf makinesi gövdesinde bulunan motor yardımıyla netleme yaparlar. Bir de AF-S var. Autofocus Silent anlamındadır. Sessiz otomatik netleme anlamındadır. Bu kısaltma içerisinde bulunan ultrasonik motor vasıtasıyla netleme gerçekleştiren objektiflerde bulunur. Nikon giriş seviyesindekiler de dahil tüm gövdelerde otomatik netleme yapılabilmesini sağlar. AF-P, autofocus-P diyebiliriz. Video için avantajlı sessiz otomatik netleme anlamında gelir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılında duyurulan bu yeni netleme sistemi basamaklı, sessiz ve yumuşak netlemeyi gerçekleştirerek video çekim performansını arttırıyordu af var bir de. otofokus internal açılımı. Nikon 1996 yılına kadar netleme motoru bulunduran objektiflerde bu kullanmış. Yerini bu tarihten sonra AFS'ye bırakmıştır. ASP, Aspherical Lens Element, özellikle geniş açılarda oluşan lens bozukluklarını engellemek için kullanılan elemanlara sahip objektiflerdir. CRC, Close Range Correction, yakın mesafelerden netleme yapıldığı zamanki görüntü kalitesini arttırmak için özel olarak tasarlanan bir sistemdir. D ne anlamı gelir? Distance'dır açıklaması. Objektif netleme mesafesini gövdeye bildirir ve böylelikle matriks ölçüme ve flash ayarlanmasına yardımcı olur. DC, DC, Defocus, Image Control Portre için özel üretilmiş ve netleme dışında kalan bölgelerdeki bokeh dediğimiz oluşumları değiştirebilmeyi sağlayan yapıya sahip objektiflerdir. DX APS-C boyutundaki sensöre sahip makineler için özel üretilen objektiflerde bulunur bu tip objektifler FX yani full frame olan gövdelerde tam olarak kullanılamazlar. ED var. Extra Low Dispersion Glass ekstra düşük dağılımlı cam anlamındadır. Nikon objektiflerinde bu tip elemanlar kullanarak keskinliği artırmaya daha doğru renkler yakalamaya ve kromatik dağılmayı önlemeye çalışır. FX full frame gövdeye sahip makineler için üretilmiş objektiflerdir. Bu objektifler APS-C sensör bulunduran gövdelerde de kullanılabilir. Odak uzunluklarını, odak uzaklıklarını daha doğrusu bir buçukla çarparak DX gövdelerdeki odak uzaklıkları bulunur. Biliyorsunuz bu konuya daha önce de değinmiştim. Full frame sensöre sahip bir makinede kullandığınız lens, APS-C sensör kullanan bir makine takıldığında Nikon'sa 1.5 ile çarpıyorsunuz. Canon'sa 1.6 ile çarpıyorsunuz. Bu lensinizle alakalı bir şey değil, tamamen sensörle alakalı bir şeydir. Yani 50 mm bir objektifi full frame'de 50 mm olarak kullanabilirsiniz ama crop sensörlü bir makinede onu 1.5 veya 1.6 ile çarparsanız crop sensörlü bir makinedeki gerçek uzaklığını, gerçek odak uzaklığını ölçmüş olursunuz. G bu tip objektiflerde diyafram ayarlama halkası yoktur. Diyafram gövde üzerinden dijital olarak ayarlanır. Diğer özellikle D kısaltması içeren objektiflerle aynıdır. IF internal focus netleme yaparken objektifin boyu değişmez ve öndeki eleman dönmez. Netleme esnasında hareket eden tüm elemanlar objektifin içerisinde hareketini tamamlarlar. M A bazı Nikon objektiflerin üzerinde bulunur ve netlemeyi objektif üzerinden manuel ya da otomatik olarak ayarlamayı sağlar. Mikro ya makro özelliği bulunan objektiflere Nikon tarafından eklenen bir terimdir. N nano kristal kod, nano kristal kaplama. Nikon en yeni teknolojiyle geliştirdiği bu tip objektiflerde yansımayı azaltmayı hedefler ve özellikle ultra geniş açılardaki flare sorunu çözüm üretir. PC, Perspektif kontrol, bakış açısı kontrolü objektifler için kullanılır. Profesyonel amaçlar için bakış açısı ve alan derinliği kontrolü sağlar. Tilt and shift objektif de denir bunlara. RF, rear focusing, sadece arka lens grubunun hareketi ile netleme sağlanır. Bu sistem daha hızlı ve yumuşak bir netleme sağlamak için geliştirilmiştir aslında. VR, VR diye adlandırılır. Vibration Reduction, titreşim indirgeme sistemi. Buna Kanonda hatırlarsanız IS demiştik. Image Stabilization. Objektif içerisindeki optik elemanların titreşimi azaltıcı yönde hareket ettirilerek net fotoğraflar elde edilir. En son üretilen teknolojide VR2 olarak adlandırılır. VR2 yazar. İşte IS dediğim gibi IS2, IS3 gibi yanında ROMA rakamlarıyla 2 veya 3 yazar veya 1 yazar veya hiçbir şey yazmaz. af Otofokus, Tre, P, hızlı netleme yapan yeni nesil aşamalı motor teknolojisidir. Bu iki objektif, işte aslında en çok kullanılan objektiflerdir. E ben çok az bir şey de yine özellikle internette yaptığım araştırmalarda bulduğum Sony objektif kısaltmalarını da aktarmak istiyorum size. A-Tre Type, Minolta, Bayonet. ...sisteminle uygun objektiflerdir. Ee, CZ Carl Zeiss... ...optik barındıran objektiflerdir. DT... ...Digital Technology... E, ...APS-C sensörlü gövdeler için... ...özel üretilmiş bir objektiftir. G yazıyorsa... ...objektifin üzerinde... ...Sony Profesyonel Serisi objektifleri anlamına gelir. IF, IF... ...Internal Focus... ...fark ederseniz hemen hemen çoğu... ...aynı anlamları taşıyor aslında... Netleme yaparken objektifin iç elemanları hareket eder. Objektif boyunda değişme olmaz. M, 1 bölü 1 büyüklükte görüntü alabilen yani algılayıcıya gerçek hayattaki boyutuyla görüntüyü iletebilen objektiflerdir. Bunlara makro da diyebiliriz. OSS sadece E bayonet için gövdelerde kullanılan titreşim giderici bir sistemdir. SSM süpersonik wave motor anlamına gelir. Diğer markalardaki USM, USM veya da HSM, HSM gibi sessiz ve hızlı netleme motoru barındıran objektiflerdir. SAM, SAM, Smooth Autofocus Motor. Akıcı netleme sağlayan ve hızlıca manuel netlemeye geçişe olanak sağlayan netleme sistemidir. Bu da Sony objektifte. STF Smooth Transition Focus. Yumuşak geçişli netleme olarak adlandırılır. Nikon'daki DC, Canon'daki soft focus'la aynıdır aslında. ZA, Zeiss Alpha, Zeiss standartlarında Sony üretimi olan bir objektif. Çok fazla objektif çeşitlerine değinmemiştim. Ama burada yavaş yavaş hem objektiflerin hangi objektifler olduğunu hem de üzerlerini kısaltmaları da anlatmış oluyorum. Şimdi anlatacağım objektif Pentax Ricoh objektiftir. Duyanlarınız muhakkak olmuştur. E, için de bu tarz objektifleri kullanacak arkadaşlarımızın üzerlerindeki kısaltmaların ne olduğunu yavaş yavaş anlatmaya başlayalım. Pentax Rico bir objektife sahipseniz üzerinde AF yazıyorsa bu Aspherical Lens. Objektif renk sapmalarını önlemek ve yok etmek amacıyla kullanılan en az bir eleman içerir. AF daha öncekilerde de olduğu gibi otofokus, otomatik netleme anlamındadır. Bu tip objektifler kullanılırken otomatik netleme yapılabilir. Üzerinde D yazan objektiflerde de otomatik netleme ve diyaframın gövdeden ayarlanabilmesi özelliğine sahiptir. Dijital gövdelerde kullanmak için tasarlanmışlardır. Fakat diğer filmli gövdelerde de sorunsuz olarak kullanılabilirler. D, FAD kısaltmasına ek olarak full frame gövdelerde kullanılırlar. D, AD kısaltmasına ek ve farklı olarak filmli gövdelerde kullanılmazlar. Full frame gövdelerde kullanılmazlar. E, DALDA kısaltmasına ek olarak otomatik netleme modundayken hızlıca manuel netleme yapmanıza izin vermez. Full frame gövdelerde kullanılmazlar. DC otomatik netleme yapan yeni nesil bir motor objektif üzerinde bulunur. Daha hızlı netlemeyi sağlar. E'de extra low dispersion objektifte yüksek performanslı ve yüksek hassasiyetli lenslerin bulunduğu anlamına gelir. F veya FA diye adlandırılırsa F veya FA yazıyorsa objektifin üzerinde bu tip objektifler otomatik netleme ve diyaframın gövdeden ayarlanabilmesi özelliğine sahiptir. Hem film hem de dijital gövdelerde kullanılabilirler. IF internal focus netleme yaparken objektifin iç elemanları hareket eder. Objektif boyunda herhangi bir değişme olmaz. Yani biliyorsunuz netleme yaparken uzağa veya da yakına netlediğinizde çoğu objektifler içten başka bir kısım daha çıkar. Bu tarz objektiflerde yani üzerinde ayıp yazan objektiflerde herhangi bir boyunda değişme olmaz. Ama netlemeyi bu şekilde yapar. Eğer J yazıyorsa da objektifin üzerinde diyafram halkasının bulunmadığı makine üzerinden elektronik olarak ayarlandığı anlamına gelir. M yazıyorsa otomatik netleme mekanizması yoktur. Manuel netleme ve diyafram halkası kullanılarak manuel diyafram ayarlanmalıdır. STM yazıyorsa da süpersonik drive motor otomatik netleme yapan yeni tip motor objektif üzerinde bulunur. Daha hızlı netlemeyi sağlar. WR weather Resistant ıslanmaya karşı ve kötü hava şartlarına karşı özel korumaya sahip bir objektiftir. Bunları görmüştüm. Çok sağlam objektiflerdir. İslam'a ve işte kötü hava koşullarında, tozlu ortamlarda falan dayanıklı bir objektiftir. Star, Star serisi objektifler en üst kalitede ve yüksek performanslı elemanlarla imal edilmiş pahalı objektiflerdir. Şimdi inceleyeceğim Sigma objektifler genelde Canon ve Nikon'un muadillerini yapan objektif firmasıdır. Gayet başarılı ve Canon'a hem de Nikon'a uyumlu güzel objektiflere sahip bir üretici firmadır. Sigma'da Hemen onun da inceleyelim objektif üzerindeki kısaltmalarını. Sigma bir objektif aldığınızda üzerinde ASP yazıyorsa asferikal anlamına gelir. Bu tip elemanlar özel tasarımları sayesinde objektifte kullanılan elemanların sayısını azaltır. Böylelikle daha küçük boyutlu ve hafif ürünler ortaya çıkar. APO yazıyorsa apokromatik anlamına gelir. Bu objektiflerde kromatik sapmaları azaltmak için düşük dağılımlı elemanlar kullanılır. Bu sayede daha keskin ve kontrastlı görüntüler elde edilir. CONV CONV bu tipteki objektifler sigma apo telekonvektörleri ile uyumlu bir şekilde çalışarak otomatik netlemeyi sorunsuz gerçekleştirebilirler. DC yazıyorsa bu kısaltma APS-C boyutundaki sensöre sahip makineler için özel üretilen objektiflerde bulunur. Bu tip objektifler FX yani yine full frame olan gövdelerde tam olarak kullanılamazlar. DG yazıyorsa bu kısaltmada FX gövdelerde kullanmaya uygun anlamına gelir. Aynı zamanda APS-S tarzı crop faktörlü gövdelerde de kullanılabilir. DF dual fokus anlamına gelir. Çift netleme anlamında kullanılmıştır. Gövde otomatik netleme yaparken bile manuel netlemeye izin veren ve kolaylaştıran bir sistem daha hassas netlemeler için kullanılır. DN yüksek performanslı objektifler özel olarak aynasız gövdeler için geliştirilmiş objektiflerdir. EX excellent anlamına gelir. Malzeme ve optik kalite bakımından Sigma'nın en üst sınıfına ait objektifler için kullanılan kısaltmadır. HSM az önce de bahsetmiştim. USM gibi hypersonic motor daha hızlı ve sessiz netleme yapabilen motora sahip objektiflerde kullanılan bir tabirdir. AF dikkat ederseniz bütün objektiflerde karşımıza çıktı. Internal focus netleme yaparken objektifin boyu değişmez ve öndeki eleman dönmez. Netleme esnasında hareket eden tüm elemanlar objektifin içerisinde hareketini tamamlar. OS Optical Stabilizer Sigma'nın kullandığı optik dengeleyici sistem. Bunu hatırlarsanız Nikon'da VR dedik. Canon'da da IS dedik. RF Rear Focus. Arka netleme olarak adlandırabileceğimiz sistemle netleme sağlanır. En arkadaki optik elemanlar hareket ederek netleme gerçekleştirilir. Daha fazla objektif çeşitlerimiz var. Aslında bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü çok fazla tanımlı, çok fazla harfli bir bölüm oldu. Tamronlar var. Tokina objektiflerimiz var, Samyang objektifler var, bir de Fujifilm objektiflerimiz var. Bunlarda da ortak olarak e, aynı bileşende harfler kullanılır ve onların da M'si makro anlamına gelir. E, IF internal focus netleme yaparken objektifin sadece iç elemanları hareket eder gibi hemen hemen aynı tanımlara sahiplerdir. Tokina'da ekstra olarak şöyle diyebiliriz e, SD super low dispersion. Renk sapmalarını önlemek için çok düşük sapmaları olan camların kullanıldığı objektiflerdir. Tokina objektiflerin üzerinde bu SD yazıyorsa. HLD vardır. High Diffraction Low Dispersion. Yüksek kırınımlı ve düşük dağılımlı elemanlar kullanılan objektiflerdir. Samyang objektif kısaltmalarında da en önemlilerinden bir tanesi UMC'dir. Ultra Multi Coating anlamında kullanılır. MC kısaltmasına ek olarak üretilmiştir. MC kısaltması da multi coating anlamındadır. Yansımaları azaltmak ve ışık geçirgenliğini arttırmak için çoklu kaplamanın kullanıldığı objektiflerdir. Aynı zamanda UMC ultra multi coating yazan objektiflerde de çoklu kaplama kullanılır bu tarz objektiflerde. Ee, bir de Samyang'ın CS-VG10, Sony NEX-VG10 için özel üretilmiş bir objektiftir bu. Başka gövdelerde kullanılamazlar. Yine Samyang'da MFT Micro Four Thirds. Systems için özel olarak üretilmiş objektiflerdir bunlar. Başka gövdelerde de kullanılamazlar. VDSLR video işleri için özel üretilmiştir. Sessiz diyafram halkası ve yumuşak ve sessiz netleme yapmanıza olanak sağlar. Son olarak da Fuji Film'den bahsedelim. Fuji Film'deki objektif kısaltmalarından bahsedelim. XC Fuji Film aynasız gövdelerinde kullanılan giriş sınıfı zoom objektiflerdir. İşte kullanılan plastik ve cam elemanlar nedeniyle XF sınıfına göre daha hesaplıdır. XF, Fujifilm aynasız gövdelerinde kullanılan yüksek kaliteli objektiflerdir XC'ye göre. Bunlar da X-Pro1, XE1, XE2, XM1 ve x a 1 objektiflerdir. LM Linear Motor, yüksek hızda ve sessiz netlemeyi sağlamak amacıyla kullanılan düşük enerji tüketimi olan motor teknolojisidir. OIS, Optical Image Stabilization, Optik dengeleyici sistem titreşimden kaynaklı görüntü bozulmalarını telafi eder. ED Extra Low Dispersion, ekstra düşük dağılımlı elemanların kullanıldığı objektiflerdir. Bu tip elemanlar kullanarak keskinliği artırmaya, daha doğru renkler yakalamaya, kromatik dağılmayı önlemeye çalışırlar. Sadece XF sınıfı objektiflerde kullanılır bu arada. XC sınıfı objektiflerde göremezsiniz. E, bir de son olarak R Radius Angle, bu ibarenin olduğu objektiflerin üzerinde özel tasarımlı diyafram bıçakları bulunur. Diyafram aralığının dairesel biçime yakın olması amaçlanmaktadır. Gördüğünüz gibi tüm objektiflerin hemen hemen aynı. Yani gördüğünüz gibi bütün objektiflerin üzerlerinde hemen hemen aynı kısaltmalar bulunmakta. Sadece işte bazı özel lens üretici firmalar kendi kısaltmalarını kullanırlar bu kısaltmaların önemi ne kadar derseniz yaptığınız çekime göre yaptığınız ve hafta yapacağınız çekime göre çok fazla önem arz eder mi? Evet. Yani ben baktığımda şu anda Canon'un 24 105 lensini kullanıyorum. 18 55 lensini kullanıyorum. 50 mm lensini kullanıyorum. E 24 105 lensim IS 2 yani image stabilization özelliğine sahip. görüntü dengeleyici hareket etmeyi, titreşimi engelleyici bir sistemdir. 18.55'te IS özelliği yok. Titreşimi tamamen alıyor. Yani siz fotoğraf çekerken elinizin titrememe gibi bir durum söz konusu değil. Her türlü titriyor. Tripota koyduğunuzda, deklanşöre bastığınızda bile IS özelliği olmayan bir lensten inanılmaz kötü bir performans alıyorsunuz. Tabi bu Nikon'da VR özelliği olmayan bir lens varsa ondan da kötü performans alacağınız anlamına geliyor. Bu yüzden bu lens üzerindeki kısaltmalar çok çok önem arz ediyor bana göre. Ya yani tabi herkes bunları ezberlemek zorunda değil. Ben de her şeyi bilmiyorum. Yani bütün objektiflerin üzerindeki kısaltmaları bilmemizin mümkünatı yok. Bilen var mı onu da bilmiyorum tabi ama en azından kullanış amacı nedir? Bunu öğrenirsek çok daha mantıklı olur. Yapacağımız işlerde bize Yol gösterici olabilirler. Siz de objektif almadan önce eğer üzerlerindeki kısaltmaların ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsanız bu bölümü kaydedebilirsiniz. Devamlı dinleyebilirsiniz. Ee, hemen hemen bütün objektif kısaltmalarını burada söylemiş bulundum. Yeni objektifler üretilmezse, yeni sistemler geliştirilmezse şu anda tüm objektiflerin üzerlerindeki kısaltmalar bunlar. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Şipşak'ı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash